Örneğin bir marka 20 dili çevirecek bir belgesini 20 kişiye, farklı ülkedeki 20 kişiye e-mail ile gönderiyor. Ve yani e-mail'e spam klasörüne düşebilir, e-mail'e ulaşamayabilir veya e-mail'e dosya eksik eklenebilir. Bunun sonradan kontrol yapılmadığı zaman aslında marka belki de çok önemli bir dosyasını çevirmemiş olarak kalabilir. Ve sıkışık bir zamanda kaliteli bir çeviri beklentisi olmasına rağmen böyle bir şey çıkmayacağı için maalesef marka da bu konuda çok büyük bir yara alabilir. Ancak Translation Room gibi ortamlarda siz bütün belgelerinizi tek bir platformda görürken bakın burada eksik belgemiz varmış veya bu belge neden ilerlemiyor sorusunu sorabileceğiniz için aslında hiçbir risk almadan her anı şeffaf bir şekilde görmüş olacaksınız. Dolayısıyla markanın ismi zedelenmeden tüm çeviri süreçleri kontrolden geçmiş ve yapılmış olabilir.